Şimdi Zehra teyzenin köyünde sizlere aynı baklava kıvamında burma tatlısı yapıyoruz. Malzemelerimiz neler Zehra teyzeciğim? Malzemelerimiz 2 tane yumurta, çiçek yağı, süt, yoğurt, kabartma tozu, ceviz, un, nişasta, birazcık sirke, birazcık limon. Kulak memesi kıvamında bir hamur yakalayacağız. Evet, evet. Şimdi yapmaya başlıyoruz tatlımızı. Önce karıştırma kabımıza yumurtalarımızı kıralım. Kıralım. 2 tane yumurtamız var. Burma tatlımızın hamurunu hazırlıyoruz. Tabii köylerde özellikle bu tatlılar olmazsa olmaz. Bayramlarda, düğünlerde, evet, özel günlerde hep yapılır. Bir güzel yumurtamızı şöyle bir karıştırıyoruz. 2 tane yumurtamızı kırdık. Şöyle bir güzel elimizle çırptık. Yarım bardak çiçek yağı. Tamam. Bir tatlı kaşığı tereyağı. Tamam. Tereyağımızı koyduk. Bir güzel tereyağımızla birlikte yumurtamızı, sıvı yağımızı karıştırıyoruz. Bir kaşık yoğurt. Tamam. Bir yemek kaşığı yoğurdumuzu da koyduk. Karıştırmaya devam. Köyün meşhur tatlısı, burma tatlısını yapıyoruz. Evet. Ne zamanlarda yaparsınız Zehra teyzem? Ekseri bayramlarda yaparız. Ramazan bayramı da geliyor. Ramazan bayramında, kurban bayramında. Bir bardak süt. Sütümüzü de koyduk. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yağımızı içinde eritiyoruz. Bir paket kabartma tozu. Kabartma tozumuzu da koyduk. Çok az limon. Birazcık da limon sıktık. Niye limon sıkıyoruz Zehra teyzeciğim? Kabartma tozunu daha güzel kabartması için. Bu da bir püf noktası hanımlar beyler. Sıra geldi sirkemizi koymaya. Evet. Çok az. Koyduk. Sirke de çıtır çıtır mı yapacak? Evet. Çıtır çıtır yapacak. Çok güzel. Ben yardım edeyim size isterseniz Zehra teyzem. Şimdi unumuzu koyacağız. Yavaş yavaş mı dökeyim? Yavaş yavaş. Tamam. Yaklaşık 1-2 su bardağı kadar unumuzu ilave ettik. Biraz yumuşak bir hamur olacak. Tamam. Kulak memesinden yumuşak mı yapalım? Öyle olacak işte. Tamam. Kulak memesi kıvamında olacak. Hepsini bir anda dökmüyoruz ki çok sert bir hamur olmasın. Yavaş, evet, yavaş minik minik yoğura, evet, yoğura. Artık bayram geliyor. Bayramda evinizde yapabilirsiniz rahatlıkla. Bir 5-10 dakika yoğurmak lazım. Bol, evet, bol yoğurmak lazım ki yoğurdukça güzelleşiyor hamur. Oldu bu hamur yavrum. Şimdi ne yapalım bunu? 10 dakika böyle birazcık dinlensin bu. Tamam. Ondan sonra açacağız. Süper. O zaman hamurumuzu 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Bu arada sobamızın odunu tamam mı? Bir de ona bakalım. Hamurumuz dinlendi. Şimdi şerbeti için 3 su bardağı şeker, 2 su bardağı su kaynayacak. Toz şekerimizi bir güzel tenceremize aldım. Ve 2 su bardağı su mu? Tamam, suyumuzu hazırladım. Yarım da limon sıkıyorum. Şimdi bir de aynı zamanda tatlımızın yağını hazırlıyoruz. Yarım üzeri için. Üzeri için. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Onu boşalttım. Ve bir de aynı zamanda 100 gram tereyağı. Tamam. Tereyağımızı da koyduk. Şimdi bir güzel yağımız erisin, şerbetimiz kaynasın. Şimdi bir güzel burma tatlılarımızı açıyoruz. Evet. Nişastaladık hamurumuzu. Haydi açalım. Bu böyle incelik. İncecik olacak. Bakar mısınız? İncecik. Bakın kameranın böyle arkasından böyle göreceksiniz. Çok ince olacak. Dergi bile okunur bunun altından bakın. O kadar ince ki çok, bütün masanın detaylarını görüyorum. Şimdi bunu böyle katlayacağız. Kat kat hamurlarımızı bir araya getirdik. Şimdi böyle parmağımızla şu şekilde büzeceğiz şöyle. Ne kadar güzel. Ondan sonra şöyle getireceğiz, şöyle büzeceğiz. Kelebek gibi. Siz şöyle burulduğu için de aslında vurma diyorsunuz. Evet. İsteyen burma der, isteyen katmer der. Şimdi nasıl yapacağız? Ben şimdi çok merak ettim. Bak buralardan böyle keseceğiz şimdi. Bakın. Tam birleşim noktalarından, evet, kesiyoruz halka halka. Şimdi tepsimize yerleştiriyoruz. Şimdi bunların içlerine ceviz koyacağız. Tamam.
Oh, bir güzel cevizlerimizi de doldurduk. Hamurlarımız artık cevizle buluştu. Evet. Şimdi ne yapalım teyzem? Şimdi bunun üzerine yağ dökeceğiz. Bir güzel kızan sıvı yağımızı, eriyen tereyağımızı katmerlerimizin üstünde gezdiriyoruz. Şimdi bunu yavrum 180 derecelik bir fırına süreceğiz, kızaracak. Yarım saatte pişer. Yarım saatte pişer. Ama biz sobamızın fırınına atacağız. Sobamızda üstü kızarıncaya kadar bir güzel bu katmer tatlımızı pişiriyoruz. Sonra servis edeceğiz. Katmer tatlımızı fırından çıkardık. Evet, çıkardık. Çok güzel pişmiş Zehra teyzeciğim. Şimdi şerbetini vereceğiz. Tamam, verelim. Bakar mısınız, o kadar güzel ki şekli. Bayılmamak elde değil. Şerbeti üstüne döktükçe tatlılarımız oynuyor şöyle bir. Şerbeti biraz ılık olacak. Pişmiş hamurlar da biraz ılık olacak. İşte öyle şerbet verilecek. Evet. İkisi de ılık olacak. O çok önemli bir detay. Bu ne güzel bir tariftir, ne güzel bir tatlıdır. Böyle güzel şekilli bir tatlı öğrendik sizden. Şimdi biraz bu 15-20 dakika böyle şerbetini alacak birazcık böyle. Tamam. Ondan sonra sunuma hazır. Süper. O zaman birazcık şerbetini çeksin, sonra tabağımıza servis edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.